Merhaba değerli izleyiciler. Ağaç Kakan Röportaj kanalına hoş geldiniz. Gündemden ve sokaktan haberdar olmak için kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın. Ekonominin durumundan memnun musun? Hiç kimse memnun değil ki. Yani ben nasıl memnun olayım? Yani çok iyi maaş alan bile memnun değil yani. Niye değiller? Yani her şey çok pahalı. Yani bir kilo domates 20 milyon olur mu? Bir patlıcan 20 milyon olur mu? Yani doğalgaz, elektrik, yol parası, yani çok zor. Kimse memnun değil. Yani hükümet diyor iş var, insanlar çalışmıyor. Doğru mu sizce? Hükümet iş kendini kötüler mi? Öyle diyorlar. Öyle diyorlar ama yalan atıyorlar yani. Doğru değildir. Yani iş olsa, herkes mutlu olsa bu kadar kriz olur mu? Olmaz. Yani. Peki nasıl düzelebilir ekonomi? Vallahi yabancı yatırım olması lazım. Çiftçilere destek olması lazım. Köylülere destek, üretim olması lazım. Üretim olmazsa her şey biter. Mevcut hükümet bunu yapabilir mi? Asla. Asla. Yapsaydı yani 20 yıldır yapardı. Değişmesi mi gerekiyor? Değişmesi kesinlikle gerek. Kesinlikle. Gider mi sizce? %100. Yani bu kadar eminsiniz. Herkes mutsuzsa yani sıkıntı var demek. Yani Demirel'in dediği gibi mutfaktaki tencere hükümeti düşürür, devirir. Tencere kaynamazsa, tencere pişmezse, dolu olmazsa hükümet düşer yani. Geçen gün bir öğrenci evine gitmişlerdi, menemen yapıyorlar, sucuk vardı menemenin içinde ve öğrencilere şey demişti, sizin durumunuz gayet iyi, sucuk bile alabiliyorsunuz. Domates de sucuk kadar pahalıdır. Ya eskiden biz sebzeleri kızartır, üstüne yoğurtlu sarımsak yapardık, bedava yemek, ucuz yemekti. Şimdi yapabiliyorsa yapsın, birinin kilosu. Onlar yapar. Onlar zaten ejder meyvesi yiyorlar, onlar bizim hiç görmediğimiz şeyleri tüketiyorlar. Onlar yaparlar. Her istediğinizi alabiliyor musunuz? Ekonomi nasıl şu an? Süper. Süper mi? Çok çok güzel. Efsane güzel. Yani şu şekilde söyleyeyim. Biz gençlerin hedefi sadece yurt dışına çıkmak. Hani bundan başka bence hedefimiz yok. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Peki gençler niye kaçmak istiyor? Bak direkt bunu da göstereyim dur. Bayramdan sonra ayın 17'sinde Rusya'ya gidiyorum. Artık bunu da devlet düşünsün. Direkt çıkıyoruz. Herkes gidiyor. Valla başka çare yok ki. Ekmek alamıyoruz. İki üniversite bitirdim. O kaybetti. Artık biz de kendimize gideriz. O kaybeder, başkaları kazanır. Ekonominin durumundan memnun musun? Hayır. Niye değilsin? Durum ortada. Hiçbir şeyden memnun değiliz. Çocuklar bir şey istiyor, biz alamıyoruz. Ondan sonra kriz zaten boynumuza alışmış. Hiç memnun değiliz. Bir an önce nasıl gidelim. Düzelecek ekonomi? Hiç bilgim yoktur. Sadece dua ediyorum. Doğayla sence düzelir mi? Yok ama şu an ben ne desem bilemiyorum. Sadece dua ediyorum. Elimizden hiçbir şey gelmiyor ama bir an önce düzelmesi lazım bu. Böyle mevcut hükümet bunu düzeltebilir mi? Olabilir. Hepsi bir olsa olabilir. O zaman 20 yıldır niye düzeltmediler? Bilemiyorum o kadarını. Değişmesi gerekiyor mu sence? Tabii bir an önce değişmesi gerekiyor. Hem de çok acil. Yoksa... Değişirse düzelir mi? Hiç yoktan bu şeyden iyi olabilir bence. Bu yaşadığım şu an dönemden iyi olabilir. Ekonomi şu an nasıl? Memnun musun? Memnuniyet olur mu? Onlar için hiçbir sorun yok. Çok ciddi. Ülkenin en önemli sorunu. En önemli sorunu. Vatandaşa sorsunlar bakalım yaşam nasıl? Yönetenler için sorun yoktur elbette. Orada her şey yerli yerindedir. Bizlere gelsin. Nasıl düzelir abla? Bir sihirli çubuğun değmesi gerekiyor. Yani bu noktadan sonra çok zor. Değişmesi mi gerekiyor hükümetin? Elbette ki. Elbette ki. İnsanlar inim inim inliyor. İnim inlim. Ve o kadar sıkıntılı. Çok 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 sıkıntılı her şey. Çok sıkıntılı her anlamda. Ekonominin durumundan memnun musun? Hiç de memnun değilim ben. Onu diyeyim yani başka. Niye değilsiniz? Ya sıkıntı, millet perişan, bayram geldi, ihtiyaç meselesi var, ev meselesi var, ihtiyacı var. Yani bunu karşılamıyorsa insana... Evet, ne insanların perişan olduğunu görmüyor abi? Ya göremiyorum, para parayı çeker. Yani garibanı kim çeker? Yani görmek onu... mi istemiyorlar? Gülmemekte geliyorlar. Yani gelsin, milletin içine girsin. Hele bunların derdi nedir, bunların sorunu nedir? Bunlara durum nasıl karşılaşıyor, bu durumlar nasıl karşılaşıyor kendi durumları bu halk. Yani bu inandırıcı gelmiyor insana. Yani yapsalar da inandırıcı gelmiyor yani. Dese ne kadar dese ekonomimiz süper mükemmeldir. Yine de millet olarak hiç kimse inandırıcı gelmiyor. Yani kendi yandaşları için yapıyor. Yani biz yandaş olmaktan sonra her şeyi yaparlar bunlar.
Bunlar nasıl yapmaz. Düzelecek abi? Vallahi düzelmesi zor. Başka bir hükümet gelsin, aynı, o da aynı olacak. Yani denemeden bilemeyiz. Bilemeyiz yani, o da belki aynı şekilde olur. Yani bu halk, bu millet hepsi kararsız yani, kimse kimseye güvenmiyor. Güvence kalmadı artık. Ne hükümette güvence kalmış. Sadece kendin çıkarı için konuşuyorlar. Yani biz yani bir oy toplayalım ki belki oyumuzu fark atarız falan. Onlar da inandırıyor. Bu millete karşı yani karşılık bir kandırmacadır yani. Ekonomiden memnun değilim. Niye değilsin? Değilim. Millet perişandır. Hükümet bunu görmüyor. Görüyor. Niye bir şey yapmıyor? İşlerine gelmiyor. Ekonomiden memnun musun? Değiliz. Niye değilsiniz? Değiliz. Her şey pahalı. Peki bu pahalılığın sebebi ne sence? Belli değil mi? Ekonominin durumundan memnun musun? Kim memnundur? Memnun olan kimse yok mu? Yok. Bence yok yani. İnsanlar çok mu memnuniyetsiz acaba? Ya aynen. Aynen. Bellidir, ortadadır yani ya. Bir kilo şeker 50-60 milyon paradır. Peki bu ekonominin kötü olmasının sebebi ne? Devlettir. Başka kim? Sistem neyse olur. Bu sistem olduğu müddetçe düzelmez. Ama değişik bir sistem gelirse ayrı mesele. Sistemin değişmesi lazım. Tabii tabii. Ekonominin durumundan memnun musun? Vallahi eğer biz ekonominin durumundan memnun olsa demek hiçbir zaman daha nasıl söyleyeyim? Memnun olmayacağımız zaman yok abi. Bu ekonomi milleti perişan etmiş. Ne? Daha bunun bahsi edilmiyor ha. Hani bir söz var ya, diyor ya. Vallahi burası altın olsa ya, senin karnın acı olsa sen bu altının üzerinde gitsen desin. Umrunda değil o altın, diyor. Böyle giderse bir de şöyle bir şey de var. Peki ekonominin gidişatı niye bu kadar kötüye gidiyor? Daha gidecek. Hele bir seçimden sonra bir bakalım, hele nereye gideceği Allah bilir. Peki seçim gelirse mevcut iktidar gider mi sizce? Değişir mi? Vallahi şimdi yok, Allah bilir. Fakat şöyle bir şey var. Yani bu ekonomide, bu ekonominin yıkmadığı bir hükümet yok şu ana kadar fakat. Kutuplaştırıcı, kamplaştırıcı bir yaklaşım siyasilerin ağzından çıktığı için kimse geleceğe umutla bakamıyor yani. Kısacası nasıl düzelir? Sistemin değişmesi lazım. Çarkın değişmesi lazım. Çoğulcu bir demokrasiyle ancak olabilir yani. Çoğulcu bir meclis de olabilir. Gerçekçi, yargının bağımsız olduğu, siyasetin bağımsız olduğu, bireylerin, kişilerin, siyasilerin kendi özgürce ifade edebildiği bir ortam yaratılırsa ancak düzelebilir. Bu böyle olursa eğer yatırım da gelir, güven de oluşur. İnsanlar parasını yurt dışına kaçırmaz. Yani zaten zengine bir şey olmuyor ki. Yani diyor ki işte dolar yükseldi, euro yükseldi. Doğrudur yani, yükseldi. Zenginin parası olan, malı mülkü olanın hoşuna gidiyor bu. Yani zaten şimdi şu anda şöyle bir şey oldu ki, şimdi tam zengin var bu ülkede, fakir, bir de tam fakir var. Yani adeta dolaylı bir şekilde sürece yayılmış bir ölüm politikası izliyor. Yani bize onu gösteriyorlar. Bugün mesela Sayın Recep Tayyip Erdoğan örnek diyorum. Devletin üst bürokrat bir memurudur ya. Bunu ister kabul etsinler ister etmesinler. Benim vergimle maaş alıyor. Benim vergimle uçağını uçuruyor. Kim ona bu desteği, bu gücü ona verdiyse eğer, onlar düşünsün. Biliyor musun? Biz bir böyle bir destek vermedik. Kimsenin gemicik almasına ya da uçakçık almasına, ne bileyim yat almasına biz ön ayak olmadık yani. Oy verenler, yani kim olursa olsun, A partisi, B partisi, C partisi. A, B, C partileri Tanrı tarafından ya da Allah tarafından lütuflanmış ya da ne bileyim Kadir şey yapılmış insanlar değil ki. Senin benim gibi insanlardır. Biz niye kendimize kral kraliçe yaratıyoruz ki? Almanya'ya bak. Merkel, Audi orada üretilir. Mercedes orada, BMW orada. Kadının bindiği araba 2013-2014 model bir Audi. Normal sıradan bir vatandaş yanıyor da. Ekonomi nasıl bir durumda şu an? Yani herhalde insanlar zorlanıyor bu aralar. Sıkıntı herhalde var mi? Yani şimdi ekonomik kötü zorlandığı apaçık zaman farklı yerlere çekilecek bir zaman tünelinden geçiyoruz. İnsanların zorlandığı her hallerinden bellidir. Yani onu dile getirseniz de getirmeseniz de zaten ortada var. Ekonominin gidişatından memnun musunuz? Hiç iyi değil. Çok kötü. Niye iyi değil? Geçim olmuyor. Yapamıyoruz. Bu kadarını söyleyebilirim. Peki, ekonominin bu kadar kötü olmasının sebebi ne sizce? Baştakiler. Onlar uşağı gel ki harabe. Çıma harabe? Jibirgu lira Türkiye gel ki arzan bua. Lgori vena maaşı halke zede ne bua. Dahata vana zede ne bua. Onlar hele roş gel ki harabe. یعنی خلق کرده یکی گو کار بکل فابریکه که یعنی یکی مامور به معاشوانه گل که کم با میگه خوارن بها بوا جل بها بونه هر چیزی که تیره بها بوا کی ممنون که نیه دیز یعنی نیه دیلیز daha önceki yıllara göre baktığımız zaman şu an attığımız adım bile para. Örnek veriyorum, ben şu an İstanbul'dan geliyorum. Normalde
yarı fiyatına geliyordum. Şu an 3000 liraya sadece gidiş dönüş bilet kesebiliyoruz. Bu bile bizim için hiçbir şey yapamayacağımızın bir göstergesi. Okul yok zaten. Bir de şey var, mesela insanlarla konuştuğumuz zaman şunu söylediğimizde dinsiz oluyoruz. Cami yaptıracağına okulu yaptır ya da farklı alanlarda insanlara yer aç. Bunların hiçbiri olmadığı müddetçe, biz böyle tükettiğimiz müddetçe ekonomi daha kötüye gidecek yani. Nasıl düzelir? Bir kere yukarıdakinin inmesi gerekiyor. Peki hükümet değişirse düzelir mi ekonomi? Bence düzelir. Yani ben hükümet değiştiği zaman her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Tek maaşla 25 bin lira kredi kartındayım. 70 bin lira da borcun içindeyim. Allah sonumuzu hayretsin. Peki nasıl düzelecek ekonomi? Hiçbir şekilde düzelmez. Bir şey kalmadı ki gelen bir şey yapsın. Alım gücü mü kaldı? Arsa mı kaldı? Toprak mı kaldı? Her yeri bir yere sattılar. Ne kaldı? Bana onu söyleyeyim, ben de dedim ki bu kaldı, bunu satacağız, devam edelim. Sarayı kaldı. Saraylar, Allah sonumuzu hayretsin. O saraylar zaten hep çöp olacak. Kimse oturamayacak ki. Bayram geliyor biliyorsunuz. İstediğiniz her şeyi alabiliyor musunuz? Alamayız sen. Niye alamıyorsun? Ya hayat pahalı. Yani belki ben alabilirim. Kişi olarak önemli değil ama toplum alamıyor. Yani insan görüyorsun ki şeker 34 lira, bunu alamıyorlar yani gençler. Ekonominin durumu nasıl? Şu an her şeyi alabiliyor musun? Ekonomi diye bir şey kaldı Türkiye'de. Ekonomi diye bir şey yok. Ekonomi var ama ekonomi halkın şeysine bir sorsa ekonomi diye bir şey kalmadı ki. Hala bir çarşıya çıksınlar. Millet boş karabalıktır. Hepsi boş karabalıktır. Ne götüreyim? Başta kimin elinde ne var? Bir şey yok ki. Hepsi boş dolaşıyorlar. Bak kimin elinde ne var? Bayramın harcılığını da bitirmemişiz yani. Bir şey alınmıyor diye yani. Peki nasıl olacak böyle? İnsanlar geçinemiyor. Valla nasıl olacak? Seçim olsa belki düzelir de belki. İktidar gitsin mi istiyorsunuz? Hem de çok. Gider mi sizce? Gider inşallah ya. Gider. Dua ediyorum. Namaz kılıyorum, dua ediyorum. Gitsin diye yani. Onu istiyoruz zaten. Bir bakan 3 tane nasıl maaş alı? Millete çöpün içinde ekmek buluyor. Bana diyor ki şükür edin. Saraylarda 3000 tane yemek veriyor. Satmadıkları liman, satmadıkları yat, satmadıkları fabrika kalmadı. Her şeyi alabiliyor musunuz el istediğin? Ya vallahi ben kendi adıma söyleyeyim, ben alabiliyorum. Çünkü Türkiye'de yaşamıyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Yaşamıyorum, Pakistan'da yaşıyorum. Orada bir şirkete çalışıyorum. Buradan daha mı iyi? Tabii ki. Mesela benzin orada şu an 14 lira diye biliyor, 14 lira diye hatırlıyorum. Burada geldim, baktım, hatta dün geldim, 22 lira. 20-22 liraydı şu an, öyle biliyorum. Artık bütün gençliği bıktırdılar. Yani ben mühendisim. Türkiye'de iş aradım, bulamadım. Daha sonra başka bir yere başvurdum. Hemen aldılar, sağ olsunlar. Ama dediğim gibi yolumuz yol değil. Benim bütün arkadaşlarım şu an yurt dışına çıkmak istiyor. Çıkan çok. Fransa, İngiltere'de, Hollanda'da olanlar çok. Kaç yıldır mevcut hükümet bu ülkeyi yönetiyor? 20 yıldır, 20-21 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Yani evet, şimdi bir şeyler yapardım o zamandan bu zamana, şimdi herkes diyecek kaldırım aldırım yol mu? Babam yapacak. Benden senden vergi alıyor, yapacak. Şu an ben Türkiye'de yaşamadığım halde maaşımın 1/3 devlete gidiyor. %33'ü. Ne sigorta kullanıyorum, ne bir şey kullanıyorum. Ama gidiyor param. Gitsin ama diyorum. Ülkem için, gençlik için, kardeşim için, anam için, babam için, doğmamış çocuğum için bir şeyler yapsın. Fabrikalar yapsın. Diyarbakır'da tekel vardı. İçki fabrikası vardı. Bilmem neler var, hepsini kapattılar. Yok içki haramdır diye buradan kapatıp içkiyi tekrar kurdular. Yalan mı? Yok, baksınlar. İçki buraya haramdır, oraya mı helaldir? Gerçekten de diyorum, sizleri çok takip ediyorum YouTube'dan, sosyal medyadan. Teşekkür ederim. Yani dediğim şekilde ülkenin yönetilmesi için, daha da iyi bir yerlere olması için eğitim şart. Hani görüyorsunuz, millet haho ediyor. Yani millet haho ediyor, haho ediyor. Ama daha bu leyledir. Bak vallahi diyorum, daha da bu leyledir. Daha da bu gördüğünüz insanlar tatlı maklı da alamayacak. Hani Diyarbakır gibi bir yerde, Diyarbakır gibi üretimin çok olduğu bir yerde millet bu hale düşmüş. Aa diyorum, benim durumum iyi mi? Benim durumum Allah'a çok şükür, çok iyi. Yurt dışında yaşıyorum. Yurt dışında farklı milletlerden olan arkadaşlarım da var. Onlar da hepsi diyor, Türkiye'nin düzelebilmesi için eğitim şart. Yani bir reform olması gerekiyor. Ne kalmış ki, ne alabilir miyiz? Bir şey kalmamış ki. Ya para zaten pul oldu. Sen şimdi fakiri bırak, normal insanlar da gitti. Önceden 10 kağıta alan bir şey, şimdi 100 kağıta alınıyor. Hiçbir şey alınmıyor. Onu Cumhurbaşkanımızdan sormam lazım. Yani siz sorun, sesiniz belki gider. Yok, sesimiz gitmez. Kulak tıkalıdır. Kendi cebinlerini doldururlar. Yandakileri de doldururlar, öbürleri kulağı tıkalı. Hani diyor, biz Müslümanız.
Beytülmal'ın malı dağıtıyorlar, fakirlerin malıdır. Kime dağıtıyorlar? Kendi cebine, yoldaşların cebine dağıtıyorlar. Hazine mali kim yiyor? Hep onlar yiyorlar. 10 kağıt 1 lira oldu. Ben diyorum en cahil bir insan da gelse üstünde bu itlerden daha iyidir. En cahil. Yani böyle kendinden başka kimse, benim koltuğum gitmesin. Bahçeli de destek veriyor, kendi koltuğu gitmesin diye. İnsanlar açta ölmüş, gebermiş, onların umurunda da girmiyor. Her istediğiniz şeyi alabiliyor musunuz? Paranız yetiyor mu? Yok, alamıyoruz. Yalnız ihtiyaca binaendir. Gözümüz doyabildiği kadar alıyoruz, yoksa yok. Teşekkür ederim. Sizin doyabileceği kadar mı alıyorsunuz? Tabi ne? İnsanlar öyle olunca arzu istek fazla oluyor. Arzu istek artınca da hiçbir şey yetmiyor insana. Şu an bu geçim sıkıntısı çeken insanların arzu isteği daha mı fazla? Bence. Bence çok fazla istiyoruz. O yüzden ihtiyacım neyse, kazancım neyse ayağımı yorganıma göre uzatırım. Olay biter. Yolda... Başkası ne yapmış beni ilgilendirmez. Ona baksak bizim hiçbir şey yaşamamamız lazım. Herkesten kavga etmemiz lazım. Çöpte karton toplayan insanların arzuları daha mı fazla? O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Sen bana dedin ki bayramda alışveriş yapabiliyor musun? Gözümüz doyarsa yapabiliyoruz. Gözümüz doymazsa zaten yapamıyoruz. İşte ekonominin durumu nasıl şu an? Her çok istediğinizi kötü. Alabiliyor musunuz? Çok kötü. Niye kötü? Yönetimden dolayı. Gitmesi mi gerekiyor? Evet, bunu yapanların gitmesi gerekiyor. Giderse bunu halka, bunu bu halka layık görenlerin gitmesi gerekiyor bence. Giderse düzelir mi her şey? Gelenlere bağlı. Gelenler eğer iyi şekilde yönetirse, halkla birlikte karar verebilirse, yani tek kişiye bağlı değil, halkın kararıyla, demokrasinin bütün kurallarını uygulayarak karar verebilirlerse her şey düzelir. Aldığımız maaşlara geçme maaşı almıyorum. Kendim çalışıyorum, esnafım. Yani alınan maaşlarla karşılaştırdığımız zaman hiçbir şey alamıyoruz. Sadece karnımızı doyurabiliyoruz. Ayıp olmasın diye bazı insanlara veya misafirleri karşılamak için belli şeyler alıyoruz. Yoksa her şeyi alamıyoruz. Şimdi normalde siz fiyatları biliyorsunuz. Bunu sormanızı bile anlamıyor. Piyasaya baktığınız zaman her şey %200-300'e kadar yükselmiş zaten. Almamızın sebebi zaten açık bir bariz bir şekilde ortadadır. Peki piyasanın böyle olmasının sebebi ne? Birçok sebebi var. Devletten tut halka kadar, halktan tut şirketlere kadar, şirketlere tut siyasilere kadar, siyasilere kadar, dincilere kadar. Temel sebebi ne abi? En sebebi temel sebeplerini tek tek sayıyorum. Diyorum ya baştan sona kadar hepimiz sorumluyuz. Tek bir şey sorumlu tutmayalım. Çünkü halk da çalışmıyor, halk da aynı şeyi yapıyor, devlet de yapıyor. Devletin yaptığını cemaate de yapıyor, cemaate de siyasi partiler yaptığı için tek şey sorumlu değildi burada. Peki, halkın ne etkisi olabilir ki fiyat? Mesela halk şey yapıyor, birbirini kandırma, aldatma, ondan sonra sahtekarlık üzerinde çok çalışıyor. Öğretim konusunda tembellik var. Mesela ben köylere gidiyorum, öğretim yoktur, tarlada, bahçede, çarşan yok. Halk da böyle geri çekilmiş, elini bir şey olmayan, suya sabuna dokunmayan bir toplum oluştu. Mazota zam geldiği için üretim onu, yapılmıyor olabilir mi? Şimdi tamam, hani onu köylüdekilerini anlarım, doğrudur, buna kanat olabilirim. Ama şehirde mesela bazı insanlar var, iş veriyorsun, iş beğenmiyor, çalışmak istemiyor, sanatı yoktur, yok yüksek gelede de televizyonlardan, dizilerden etkilendiği kadarıyla böyle toz pembe bir hayat sürdürmeye çalışıyor. Yani maaş az veriyorsa maaşı çalışmayabilir, eğer üniversite okumuşsa niye daha... kötü bir işte çalışsın. Şimdi kendini de geliştirmiyorlar. Mesleki alanda bir şeyler de geliştirmiyorlar. İle sanat ve sanatkarlık anlamda da halkımız, toplumumuz ve Türkiye geneli bakıyorum hep hazır okumaya konulmaya çalıştığı için tabii ki alacağım maaşa da asgari ücretin de 6 olur ve sigortası da çalışırlar. Haklısın abi, teşekkür ederim. Her istediğini alabiliyor musun? Ekonomi hayır, nasıl? Hayır, aklımı berbat. Çok kötü kızım. Sen hiçbir şey alamıyor yani. İnan ki en iyi kötü yine benim tencerem pişiyor. Tencere pişmeyen bir sürü insanlar vardır. Bir sürü işsizler vardır. Allah onlara yardım etsin. Düşünebiliyorsun. Bir tavuğun kilosu olmuş 35 milyon. Bir şekerin kilosu olmuş 40 milyon. Bayram geliyor, ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ben de zor sıcak. Ben bir geçinecek yani. Ne yapsın yani? Hem şimdi gidişte bile misafir bile yani kaldıramıyor ha. Misafir kimse kabul edemiyor yani. Mümkün değil. Bir misafir gelse en azından 600 milyon bir yemek yapacak. İyi kötü gel benim tencerem kaynı kızım. Gel benim bir sıkıntılı bir evim vardır. Bir sürü insanlar hepsi işsizdir. Ha? Ya bir insan bir misafir gelse bir misafir anında 500-600 milyon yani bir yemek yapmak zorundadır bir insan. Onu da kimse onu da yapamıyor. Doğru mudur kızım? Yani bir domatesin kilosu 20 milyondur. Allah bu fakir fukaranın hakkı da bırakmasın kızım. Ben inan ki gelecek günü ben dua edeyim. Gerçekten. Amin abla. He vallahi. İnan ki bak kızım bak benim de çoluk bekarım da fazla yoktu. Gerçekten ben gençlere gibi de sana dua ediyorum yani.